Multisurface 001 beyaz. Hiç sulandırmadım boyayı. Bildiğiniz porselen. İpek fırça kullanacağım. Peçete alayım. Suyun içerisindeydi fırçam. Fazla suyunu aldırdım. Gördüğünüz gibi fırçaya aldım boyayı. Bu şekilde sürüyorum. Evet, ince bir kat attım. Altını koyunca daha sonra süreceğim. Şimdi böyle birer kat boyayıp 6-7 saat sonra ikinci katını yapacağım. Söylediğim gibi havalar çok sıcak. O yüzden böyle sıcak havalarda boya yaparken biraz seri olmak gerekiyor. Hemen kuruyor çünkü boya. Ama tabii ki biz yine de boyadığımız şeylerde doğal halde, yani kendi halinde kurumaya bırakıyoruz. Tabii dediğim gibi yine çok çabuk kuruyor ama yine de ne yapıyoruz? Katlar arası genelde bir en az 5-6-7 saat kadar beklememiz daha uygun olur. Boya işi aceleye gelmez hiçbir zaman.
Bu arada boya da vernik de su bazlı olduğu için ellerimize bulaşan boya veya vernik, su ve sabun ile elimizi yıkadığımızda çıkıyor. Tamamdır. Öyle bu kurudu. Şimdi bunun altını da boyayacağım. Ama dediğim gibi yine de bir 6-7 saat bekleyeceğim ben. Hemen tekrar ikinci katını sürmeyeceğim. Ben bu renkleri kullanıyorum. Tabii siz istediğiniz her rengi kullanabilirsiniz. Kadence Multisurface'in birçok farklı renk seçeneği var. İstediğiniz renk kullanabilirsiniz boyamalarınızda. Evet, şimdi ikinci katlarını yapacağım. Bir şey daha göstereceğim. Böyle fırça izi yapmaktan korkuyorsanız örneğin, yani böyle ipek fırçalarla boyarken iz bırakırım diye endişeniz varsa böyle bu şekilde küçük rulo fırçalarla da yapabilirsiniz boyamanızı. Onu da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle de boyama yapabilirsiniz. Yani küçük rulo fırçalarla. Önce yüzeye iyice yayıyorum boyayı ruloyla. Daha sonra tekrar üzerinden hafif hafif geçiyorum. Hem hava kabarcıklarını yok ediyorum. Hem de fırça izi kalmışsa onu düzeltiyorum. O yüzden üstünden tekrar yavaş yavaş geçiyorum.
Çünkü rulo'da da bazen çok bastırırsanız iz bırakırsınız. O yüzden onu gidermek için de böyle üstünden hafif 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 geçerseniz o izler yok olacaktır. Böyle bu şekilde de boyadık işte. Eğer ruloyla diyelim boyadınız herhangi bir şeyi ve hava kabarcıklarını ya yok edemediniz ya fark etmediğiniz yerler oldu. Onları iyice kuruduktan sonra sünger, zımpara kullanarak o pütürleri yok edebilirsiniz. Üstüne de bakın aynı şekilde yine ruloyla geçiyorum. Bu hatta daha bile pratik olabilir sizin için. Eğer bir şey boyayacaksanız hem rulo fırçanız hem de ipek fırçanız olması iyi olur. İkisini de denersiniz. Hangisinde başarılı sonuç elde edeceğinizi ancak kendiniz deneyerek anlarsınız. Bu şekilde tamam. Şöyle kenarını. Yine tampon süngerle de boyama yapabilirsiniz. Böyle pıt pıt şeklinde. Bununla da böyle çok fazla başarılı olamayanlar var. Evet. Devam edelim burada. Onda da yine hava kabarcığı bırakıp da pütürlü bir yüzey elde ettiyseniz bittikten sonra o zaman yine sünger zımpara kullanarak kuruduğunda yani sünger zımpara ile zımpara yaparsanız o pütürler gider. Camı kapatalım. Zaten sesim az. Daha da çok engel olmasın. Bakın küçük bir yüzey ama bunu bile rulo ile boyuyorum şu an. Yani fırça izi kalır bırakırım korkusu olmamalı hiçbir zaman. Çünkü her şeyin bir çaresi var. Bakın her yerini ufacık bir şey ama rulo'yla boyayabiliyorum. Sürekli fırçanızı suya batırıp çıkartarak boyama yaparken o zaman da yine fırça izniniz olmaz ama tabi kullandığınız fırça önemli. İpek fırça olmalı, ipek uçlu. Şimdi de Cadence Dora Hybrid metalik multilerin ince rengiyle boyayacağım. Bunun için tampon sünger fırça kullanacağım. Çok hafif sulandırıyorum. Metalikleri sulandırınca böyle köpük köpük oluyor. Şimdi nasıl yapacağım?
Şimdi boyama işlemlerimiz bitti. Kadensin ribbon transferlerinden uygulayacağım bunların üzerine. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum ama. Böyle ribbon transferler. Boyama işlemini bitirdim. Vernik yapmadım daha. Önce transferleri yapalım. Böyle küçük küçük istediğimiz, yani yapacak olduğumuz bölümleri kesiyoruz. Ben bu ribbon transferleri sulu yaptığımız transferler var ya, hani işte böyle yapıştırıyoruz da arkasından suyla yüzeye geçmesini sağlıyoruz. İşte onlar kolay transfer oluyor veya sulu transfer de diyoruz. Onlardan daha çok sevdim ben ribbon transferleri. Şöyle olabilir aslında. Üç oldu. Başka ne yapabiliriz? Böyle bunlar da çok var. Yani bu şekilde bir sürü şey de değerlendirilebilir. Onlara uygun bir şeyler olması lazım. Yine buradan bir şeyler yapacağız. Artık bir şeyler uyduracağız. Ama ilk etapta şunu bir yapalım bakalım. Şimdi bunu ne yapıyorduk? Kestik. Şöyle bir jinetinim var. Evet, kestik. Böyle bir jinetinim var. Bunu kaldırıyoruz üzerinden. Düz bir şekilde yüzeye tersten yapıştıracağız. Yani şöyle. Düzü bizde kalacak şekilde. Hop. Orantılıyoruz. Şöyle. Evet. Böyle yapıştırdık değil mi? Şimdi bunların yüzeye geçmesi için şöyle bir dondurma çubuğu gibi çubukları var. Bunu böyle desenlerin olduğu kısımlara böyle üzerinden bastırıyoruz. Bu şekilde. Evet, sulu yaptığımız transferler daha kolay aslında ama bilmiyorum, bunlar bana böyle daha orijinal duruyor gibi geliyor, yani bilemiyorum. Zevk meselesi işte. Transferin yüzeye geçmesi için iyice böyle kazıma gibi düşünün. Bastırmamız gerekiyor. Çünkü transfer o şekilde geçiyor yüzeye. Benim bunlarda biliyorsunuz böyle girintili çıkıntılı kısımlar çok. O yüzden daha dikkatli olmam gerekiyor ve iyice bastırmam gerekiyor. Şuradan çıkıyor, devam edelim. Kaydırmamamız lazım böyle yaparken. Geçmeyen kısımlar zaten belli oluyor hemen. Üzerinden tekrar geçmemiz lazım. Oy. Thank you.
Gördüğünüz gibi o kadar da bastırıyorum. Boyaya bir şey olmaz mı? Ama olmuyor işte. Olmuyor. Ne kadar bastırdığımı görüyorsunuz. Ve daha son katı yapmamın üzerinden yaklaşık bir 3-4 saat geçti diyebiliriz. Ama o kadar bastırıyor olmama rağmen herhangi bir çizilme vesaire yok. O yüzden lütfen artık silince çıkar mı gibi sorular sormayın bana. Bitti mi? Bitti. Bu da böyle oldu. Olsun değil mi? Vernik yapacağım. İpek fırçamızı aldık. Şimdi başlıyoruz vernik yapmaya. Vernik yapacağımız zaman yüzeyimizin temiz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Fırçada ne çok ne de az vernik var. Gördüğünüz gibi böyle sürüyorum işte. Boya yapar gibi. Bu verniğin en büyük özelliği zaten fırça izi bırakmaması. O yüzden korkmadan gönül rahatlığıyla vernik yapabilirsiniz. Şimdi aklıma bir fikir geldi benim. Onu da yapacağım. Kapağı yine aynı şekilde diğerlerine yaptığım gibi boyayacağım. Bugün de bunun üzerine yapıştıracağım. O yüzden onu da boyuyorum. Evet. Şimdi kurumalarını bekleyeceğiz. Ondan sonra Dora ince ile boyayacağım. Kadensin çok amaçlı yapıştırıcısıyla yapıştıracağım bunu da ben yine. Şöyle sıkıyorum. Sonuç.